Merhaba arkadaşlar, bu videoda yine ARC çalışması yapacağız. Önce ayarlarımıza bir göz atalım, ondan sonra şekli kısaca bir inceleyelim. Polarımız her zaman olduğu gibi açık olmalı. Eğer bu durumda ise polar off durumundadır. Biz onun açık olmasını istiyoruz ve şöyle tıklayalım. Bakın maviye gelir ve aynı zamanda burada da polar on ifadesi çıkar. Biraz ileride yine OSM'imiz var. OSM'imiz yine açık olmalı. Eğer bu vaziyette ise O snap off konumdadır. Biz onun açık olmasını istiyoruz. Bir defa tıklayalım şöyle. Ve ondan sonra yine sağ tıklayalım ve settings'e basalım. Burada arkadaşlar otomatik çalışmasını istediğimiz 4 tane en çok kullandığımız O snap'im var. Endpoint, midpoint, center ve intersection en çok kullandığımız O snap'lerdir. Bu 4 tanesinin başında tik olduğunu görelim, kontrol etmiş olalım. Ve OK'ye basalım. Çerçevemiz var arkadaşlar, çapı 96 olan, içinde de ters simetrik şekilde çizilmiş çeşitli yarıçaplarda arklar var. İlk önce çemberi çizerek işe başlayalım. Tabi çember çizmek için de ne yapmak lazım? Bir eksen takımı lazım arkadaşlar. Eksen takımını biliyorsunuz ki teknik resimde eksen takımının çemberden bir miktar taşması lazım. Biz de eğer 96 ise 5'er birim taşıralım, 5 5 10 olsun, yani 96, 10 daha 106'lık bir line'la işe başlayalım. L enter ve şöyle 106 diyelim. Polarımızı bu şekilde tuttuk ve 106 enter yaptık. Enter'a basıp çıkıyoruz. Tekrar line'a giriyoruz ve bu sefer şöyle 106'lık bir dik çizgi çiziyoruz. Ve buradan da enter'a basıp çıkıyoruz. Şimdi özellikle arkadaşlar birbirine kaçık çizdik. Ne yapıyoruz? Herhangi bir komuta başvurmadan sadece tıklayarak, bakın şöyle tıklayalım ve ortasındaki mavi gridden tutalım ve diğerinin midpoint'ine şöyle bırakalım. Bunu yapınca ne oldu arkadaşlar? Çemberimizi çizerken merkezi tıklayacağız. Merkezimizi tıklamış olunca arkadaşlar hem bu eksenden hem bu eksenden tam midpoint'ine yakalamış oluyoruz. Aksi durumda arkadaşlar merkezi tıkladığınızda çemberi merkezi ile bu ekseni merkezi birbirini tutmamış olur. Bu da direkt olarak hata yapmanıza sebep olur. Dolayısıyla bunu her zaman için alışkanlık haline getirmenizi tavsiye ederim. C enter diyoruz. Çember komutumuz. Merkezi'ye tıklıyoruz. Şimdi 96'nın yarısı biliyorsunuz 48. Çember komutunda biliyorsunuz ki yarıçap default ayardır. Biz onu ne yapalım? Şöyle diametre tıklayalım ve 96 diyelim. Çemberimiz tamamdır. Şimdi arkadaşlar şu 24'lük arkla işe başlayalım. Arkımızı çizmek için elimizde hangi bilgiler var? Startımız var. Ark gidiyor ve şurada end oluyor, yani bitiş noktası ve de radyüzümüz var. Öyleyse arkadaşlar arka komutuna gidiyoruz ve şu minik oka tıklıyoruz. Burada arc çizmek için çeşitli kombinasyonlar var. Hangisi bize uyuyorsa start and radius demiştik. Buna gidelim. Bakın aynı zamanda komut satırında arkadaşlar start point of the arc der. Dolayısıyla start şöyle tıklayalım. Ondan sonra end point burası. Radius soruyor. 24 enter. Yine arkadaşlar 12'yi çizmek için startımız burası, endimiz burası, radyüsümüz de 12. Start'a dikkat edersek eğer şu yarıçapın tam ortası arkadaşlar. Aynı zamanda da az önce çizdiğimiz 24'lük yarıçapın, daha doğrusu arkında tam merkezi. Dolayısıyla biz bunun startını işaretlerken bunun merkezinden yararlanacağız. Yine aynı yere gidiyoruz. Start end radyüs diyoruz. Start noktamız arkadaşlar, şunun üzerine gezince bakın şurada bir küçük işaret çıkar. Bunu gezdikten sonra şöyle center'ı kolayca yakalayabilirsiniz. Center burası. Aynı zamanda arkamızın start oluyor bu. End'imiz burası. Yarıçapımız ise 12. Bu taraf şimdilik tamam. Şimdi buraya gelelim arkadaşlar. Bu arada önemli bir bilgiyi atlamayalım. Niye bu aşağıdan böyle gittik? Ark çizme yönü arkadaşlar matematikte olduğu gibi AutoCAD'de de saat yönünün tersidir.
aynı açılarda olduğu gibi. Dolayısıyla biz aşağıdan başladık ve bu tarafa doğru çizilmesini sağladık. Bunları çizerken de yine aynı şekilde buradan başlayıp aşağı doğru gideceğiz ki saat yönünün tersinden dolayı arkamız bu tarafa doğru çıksın. Yine aynı şekilde arc diyoruz. Start and radius diyoruz. Start and yarı çapımız burada olduğu gibi yine 24. Şimdi arkadaşlar burada olduğu gibi bu arkın merkezini diğer arkın start olarak tıklarız ama bu sefer center demeyeceğiz. Başka bir osnap ile tanıştıralım size. Şu iki noktanın ortasını yakalayan bir osnap ile sizi tanıştıralım. Başka bir zaman gerekince kullanacağız. Çok faydalı bir osnap. Önce komutumuza girelim. Arc start and radius. Şimdi arkadaşlar start'ı işaretleyeceğiz. Şu noktayla şu noktanın ortasını yakalayan bir osnap var. Shift'e basıyoruz ve aynı zamanda sağ tık yapıyoruz. Meet between two points arkadaşlar. Burasıyla burasının ortasını yakalayan osnap. Dolayısıyla start'ı tıklamış olduk. Şimdi enter tıklayalım. Burası yarıçapımız 12. Tamamdır. Şimdi ise arkadaşlar şuradaki arkı çizeceğiz. Yarıçap 36 olan bir arkımız var. Startımız neresi? Burası. Endimiz neresi? Burası. Yarıçapımız ise 36. Arc, start and radius. Start, end. Yarıçapımız 36. Aynı şekilde arc, start and radius diyoruz. Buradan başlıyoruz. Endimiz burası. Yarıçapımız ise 36. Bu şekilde arkımızı bitiriyoruz arkadaşlar. Yani genel olarak ne diyoruz? Start and Radius'un güzel bir uygulamasını bu şekilde yapmış oluyoruz. Videomuz devam edecek arkadaşlar. Sorularınızı ve yorumlarınızı beklerim. Hoşçakalınız.